Suriye'nin kuzeyindeki sözüne ettiğin yaklaşık %30'luk bölümü kontrol eden yapı sadece PYD'den ibaret değil. PYD ana motor. Bu yapının yaklaşımı şudur. Yani Aslan'ın sürecine biz illa PYD bayrağıyla oraya gidelim, YPG bayrağıyla gidelim diye bir ısrar içerisinde değiliz. Çünkü burada daha pragmatist bir yaklaşım söz konusu. Yani kendi ismini dayatmaktan öte. Buradaki yaklaşım bu özerk yapının, fiili özerk yapının temsilcileri ya da özerk yapıya destek olan, katılan grupların temsilcileri bir liste halinde gidebilir. Yani herhangi bir şekilde PYD listesi değil, Suriye'nin kuzeyinde oluşturan, işte Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu ismiyle de adlandırılan bu yapının temsilcileri. Şimdi burada Türkiye'nin de birazcık bir ara formülle tutumunu yumuşatabileceğini düşünüyorum. Bir beklenti var bu yönde. Rusya da buna çabalıyor. Yani PYD masada yok ama PYD'nin düşüncesini ya da PYD'nin de içinde bulduğu projeyi temsil eden insanlar olacaktır ve bu insanlar konuşurken de PYD konuşuyormuş gibi de konuşacaklardır. Yani görüntüde olmayan ama fiilen olan bir durumdan bahsediyorum. Bu formülü Rusya kabul ettirmeye çalışıyor. Türkiye de son Putin-Erdoğan görüşmesinde bu konuda biraz daha yumuşak bir tutum sergiledi.